Merhabalar, ismim Hasan Fehmi Yavuz, Atölye Fehmi'nin kurucusuyum. Fehmi 300 Special gönye kesme tezgahını inceleyeceğimiz 2 videoluk serimize hoş geldiniz. Güvenli kullanım için dikkat edeceğimiz birkaç nokta var. Birincisi, mutlaka bir yüz ve kulak koruyucusu kullanmamızda fayda var. İkincisi, tezgahımızın üzerinde bir elektrik süpürgesi çıkış portu var. Dolayısıyla talaşın toplanması için rahat bir şekilde tezgahı her zaman elektrik süpürgesiyle beraber kullanalım. Üst taraftaki tabloyu kullanırken parçaları itmek için mutlaka bir itme çubuğu ve uzun malzemeleri, daha doğrusu kısa malzemeleri güvenli sabitleyebilmek için mutlaka iyi tutan bir işkenceye ihtiyacımız var. Şimdi hep beraber olası kullanım senaryolarını inceleyelim. Gönye kesim tezgahımızın üst yüzeyi aynı zamanda daire testere özelliğine sahip ve 40 mm yüksekliğine kadar, kalınlığına kadar ağaç malzemeyi kesebiliyor. Diş dibi tam 40 mm'de bitiyor. Burada bir siperliğimiz var. Siperliği bıçağa göre ayarlıyoruz. Tablonun yüzeyini eğer yağlı bir bezle silerseniz ağaç malzeme daha rahat kayacağı için daha rahat hareket eder. Şimdi bir 40 mm'lik, 40 mm kalınlığındaki ağaç malzemeyle bir kesim deneyelim. Daire testere özelliğini kullanmak için normal başlattığımız tetiğe, kırmızı tetiğe basıyoruz. Sonra kırmızı tetik içeride kalsın diye diğer siyah pine basıyoruz düğmeye ve motor çalışır vaziyette kalıyor. Tekrardan bunu serbest bıraktırmak için kırmızı düğmeye bir kere basıyoruz ve kendini bırakıyor. Gönye kesme tezgahının alt kısmı düşeyde 10 santime, yatayda 13 santimlik kalasları kesebilecek kapasitede, 90 derece açıdayken. Elimizdeki kalas 8 santim kalınlığında, 13 santim genişliğinde. Karşı tarafına bir destek koyuyoruz. Siperliğe tam olarak yatırdık. Ucundan şöyle küçük bir dilim keselim. ...90 derece köşe birleştirmeleri için de tezgah sağ ve sola 45 derece, aynı zamanda yana da 45 dereceye kadar yatabiliyor. Sağ-sol açısını vermek için ilk önce tezgahın sabit durmasını sağlayan vidayı gevşetiyoruz. Daha sonra kilide basıyoruz ve tezgahı çeviriyoruz. 45 derecenin olduğu yerde bir slot var. Aynı zamanda bu konumdayken kafayı da 45 dereceye kadar bükebiliyoruz. Hassas kesim yapan bütün makinelerde mutlaka 45 derecenin, 90 derecenin, gönyenin ayarı zamanda bozuluyor. Dolayısıyla bütün bu makinelerin üzerinde arkadaşlar mutlaka bir ayar somunu, set screw, bir dayama somunları oluyor. Şimdi mesela burada makine kapanırken nerede stoplayacağı, bu vidayla ayarlanırken 45 derece yatırdığımız zaman nerede duracağı, nerede stoplanacağı, 90 derecenin nerede stoplanacağının şu set screw'ın altı buradan yine dayanarak aynı işi yapıyor. Kesim yapan makinelerin tamamında zaman içinde 90 derecenin, 45 derecenin ayarı bozulur. Hatta ilk aldığınız zaman bile bunu kesim yapıp bakıp ayarlamanız gerekir. Dolayısıyla bu aletin de üzerinde bir takım set screw'lar var. Bunlar aletin 90 dereceye, 45 dereceye dayandığı zamanki ya da stoplandığı zamanki konumların hassas ayarlanması için. Şimdi bunlara bir göz atalım. Birincisi ve bizim için en önemlisi, tabloyu 45-30 derece çevirdiğimiz zaman ve 90 derecedeyken belli stopları var. Mesela indirdik bunu, tabloyu çeviriyoruz. Kendiliğinden durduğu 22,5 derece, bu standarttır. 30 derece ve 45 derece için stopları var. Eğer buradaki 45 derece, yani gönyeyi indirdik, arayı ölçtük ya da bu taraftan ölçtük. Bu eğer tam 45 dereceye eşit değilse arkadaşlar, bunu ayarlamak için burada iki tane Allen vidamız var.
Bunları gevşetip stoperin kilidini belli miktarda, bu en fazla 1-1,5 derece kadar sağa sola hareket ettirerek gerçek değerini ayarlıyoruz. İkinci olarak daire testerenin sağa sola yatırma hareketini yaptığımız 45 derecenin ayarı var. O da burada. Vidayı gevşetip testereyi yatırdığımız zaman, şimdi bir tanesi şu alt tarafta, bunu şöyle gösterelim. Şurada bir stoper var. Buradan gözüküyor. Bu vida ile testere tam 90 mı değil mi onun ayarı yapılıyor. Tam 45'te nerede durmasını istiyorsak, daha doğrusu 45 derece tam neresi ise onun ayarı da buradan yapılıyor. Son olarak testere kafası aşağı inerken nerede stoplanacağını da bu vida ile ayarlayabiliyoruz. Tezgahın ilk başta gözümüze çarpan birkaç özelliğinden bahsedelim. Birincisi sessiz çalışması. Gayet sessiz. Nispeten hafif bir tezgah. Özellikle köşe birleştirme yapacak kişiler için, çerçeve yapacak kişiler için, parke döşeyecek kişiler için çok kullanışlı bir tezgah. Çünkü hem tablonun üst tarafında 40 mm kalınlığa kadar tahtayı biçebiliyorsunuz. Aynı zamanda tezgahın alt tarafında da bunları 45 dereceye kadar gönye kesim yapabiliyorsunuz. Çok ağır bir tezgah değil, taşıması kolay. Femi 300 Special'ı denemek isterseniz, yerinde görmek isterseniz, almadan önce kullanmak isterseniz Atölye Fehmi'ye her zaman bekleriz. Hoşçakalın.